yapışmayı da alamadım herhalde. Nerede bakalım? Ay! Bir buçuk milyon izlenme rekoru kıran haberimiz çok ses getirdi. Vatandaşlarımızın yorumuyla çığırtma mı çiğirtme mi sorusuna son noktayı koyduk. Nurten Büyük Saraçoğlu kimdir? Nurten Büyük Saraçoğlu emekli öğretmendir ve şu anda Türkiye Yardımsevenler Derneği Kırşehir Şube Başkanı olarak çalışmaktayım. Burada da yöresel lezzetlerimizden olan çığırtmayı yapıyoruz. Dernek için yapıyoruz. Nurten Hanım, daha önce yaptığımız haber 1,5 milyon kişi izledi. Peki vatandaşlarımızın yorumuyla çığırtma mı çiğirtme mi sizce? Eskiden beri bizi bildiğimiz Kırşehir'in yerlisi olarak çığırtma olarak bilirim ben. Ama bu yöreye göre değişiyor. Bazı köylerde çiğirtme diyorlar ama Kırşehir merkezde çığırtmadır. Peki Nurten Hanım, çığırtmanın yapım aşamalarından bize biraz bahsedebilir misiniz? Çığırtmamız eskiden beri yapılan, çocukluğumuzdan beri yapılan ve çok sevilen bir yiyeceğimizdir. Bir yöresel tadımızdır. Mayalı da olur. Karbonatlı da olur, zeytin, yağda kızartılan hamurdur. Peki Nurten Hanım, Yardımsever Derneği olarak öğrencilere burs veriyorsunuz. Evet. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Biz bunu zaten öğrencilerimiz için, onlara burs verebilmek için yapıyoruz. Biz bunu bu sene arkadaşlarımla beraber hayır çığırtması olarak yaptık. Yaptırmak isteyen insanlar geliyorlar, bize belirli bir miktar bağış yapıyorlar ve biz de kendimiz bunları hazırlıyoruz bu şekilde. Kendileri de oluyorlar burada. Dağıtıyorlar çarşı içinde veya istedikleri yere götürüyorlar. Böylece geçmişlerinin canı için bu çığırtmayı herkes tatmış oluyor. Peki çığırtma çok talep görüyor mu? Çok hem de. Çok seviliyor ve çok yenilen bir gıdamız. Ben bunun her yerde tanıtılmasını isterim. Zaten başka yerlerde de var ama adı başka şekilde geçiyor. Biz de çığırtmadır. Biz de bunu çığırtma olarak tanıtmak istiyoruz. Yapışmış ya. Yok, yapışmayı da alamadım ben. Burs almak isteyen öğrencilerimiz size nasıl ulaşabilir? Biz üniversite öğrencilerine burs veriyoruz. 4 yıllık üniversitede okuyan öğrencilerimize, hani çevreden eş, dost, ahbabımızın bildiği, ihtiyacı olan kişileri tespit ediyoruz. Ama bunun yanı sıra bizi duyup da gelen öğrencilerimiz de dilekçe veriyorlar ve bunlar, bir komisyonumuz var. Komisyon tarafından inceleniyor. Gerçekten ihtiyacı var mı, yok mu? Bunlar tek tek inceleniyor ve kurulumuz, yönetim kurulu üyelerimiz karar veriyor. Durumu iyi olmayan öğrencilerimize her yıl belirli bir miktar burs vermeye çalışıyoruz. Bu ay Mayıs ayında bitirdik bursumuzu. İnşallah 2023 yılında tekrar devam edeceğiz. Bu sene 45 öğrencimiz vardı. Muntazam olarak banka hesaplarına paralarını yatırdık. İnşallah buralardan kazanabilirsek gelecek seneye de burslarına devam edeceğiz.